Yüce Allah böyle bir yerde bizi sınayacak. Kalkıp biz oyunun kurallarıyla oynayamayız. Başka bir kural koyucu oyunun şu kuralı değişsin kardeşim istemiyoruz deme şansımız yok. Efe gayrallahi ebtagî hakeman. Yoksa Allah'tan gayrı bir hüküm vaz edici mi? Arayayım. Beğenmedim bunu diyeyim. Ve huvellezî enzele ileykumul kitâbe mufassale. Halbuki size kitabı mufassal bir şekilde indiren O'dur. Yüce Allah Azze ve Celle demin geçtiğimiz tafsilde bize anlattı olayı. Olay budur, 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 böyle olacaktır. Ve bu tafsilatlı kitap bu konudaki hükmünü beyan ettiği gibi diğer konulardaki hükmünü de beyan ediyor. Allah Azze ve Celle'nin bize bu beyan ettiği hükümlere bu hayatın kodları bunlar. Boyun eğmek durumundayız. Beğenmedim, şunu değiştirelim demek sanal bir tanrı, sanal bir kural koyucu arayışına girmek gibi olur. Allah Azze ve Celle bu tafsilatlı kitap ile, mufassal olarak indirdiği bu kitap ile oyunun kurallarını da söyledi. Davet ettiği çağrısını da açıkladı. Yeter koşulları akleden kimseler için sağladı. İman etmek üzere. Bunların beklediği ayrıca bir mucizeye karşı da bir gönderme var. Çünkü Allah Azze ve Celle bunlar mucize isteyip, mucize isteyip durdukça bir başka ayette evelem yekfihim dedi. Onlara yetmiyor mu? Tam da mucize istemine karşılık söyledi bunu. Evelem yekfihim, onlara yetmedi mi? Enna enzelna aleykel kitabe, sana kitabı indirmiş olmamız onlara yetmedi mi? Yutla aleyhim, kendilerine tilavet olunup duruyor. Allah Azze ve Celle akreden kimseler için hakikati keşfedecekleri ayetlerini bu kitap ile indirmiş bulunuyor. Bundan ayrı, önceki derslerimizde de konuştuk, böyle spesifik mucizeler, fiziksel hadiseler, olağanüstü fiziksel hadiseler talebiyle gelen kimseler bir eksiği doldurmak üzere değil. Hani tam imana ramak kaldı, bir de şöyle bir şey görsem iman edeceğim, göremediğim için şüphede kalıyorum. Dan asla değil. Hakikati iyice görmüş, kitabın sunduğu ayetlerle gerçeği iyice fark etmiş olmalarına rağmen gerçeğe boyun eğmemek için öne sürdükleri bir koşuldan ibarettir. Bir ayak sürmeden ibarettir. Resul'e karşı, Allah'ın bu çağrısına karşı kurdukları bir eşiktir. Bu eşik aşılırsa Cenab-ı Hak bir mucize gönderir. Yenisini isterler. O doğrusu yenisini isterler. Çünkü iman etmeme iradesi açık. وَهُوَ الَّذ۪ي أَنْزَلَ اِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا. Ben kalkıp Cenab-ı Hak'tan gayrı bir kural koyucu, bir hüküm vaz edici arayacak değilim. Yoksa böyle bir şey mi? Yukarıda Cenab-ı Hak bize anlattı. Şimdi adamcağızın veya kadıncağızın veya birinin veya bizden birinin, Allah göstermesin, çocuğu veya çocukları kapılmış böyle yaldızlı sözlere. Şeytanların ve cinlerin ve insanların, şeytanların ürettiği bu manada yaldızlı sözler. O zaman Cenab-ı Hakk'ın bize bu tafsilatıyla verdiği süreçte olay nedir? Buna kapılıyorsa o zaman ahirete inanmayan bir pozisyonu var demektir. Çünkü garantör Cenab-ı Hak ve sadece bunların kapılması üzere bu düzeneyi oluşturduğunu söylüyor. Kişi iradesini değiştirmediği sürece, ahirete yönelik bakış açısını değiştirmediği sürece, dünyayı öncelediği sürece bu yaldızlı sözlere onun gönlünü kayacaktır. Bu yüce yaradanın hükmü. Biz bu hükmü değiştiremeyiz. Biz bu hükme karşı çıkamayız. Başka türlüsünü isteyemeyiz. Dolayısıyla yani adamın çocuğu ne yapacaksın? Çocuk tercihini bu yönde koymuş. Bizim harici bir elle buna müdahalemizi bekliyor. Böyle okuyacağız, üfleyeceğiz, bir şey yapacağız. Böyle bir şeyimiz yok.
Resulullah'ın çok sevdiği sevgili amcasıydı. Cenab-ı Hakk'ın hükmüne uygun bir şekilde Allah Azze ve Celle'ye iman izhar etmedi. Resulullah onun hidayetine yönelik bir şey yapamadı. Cenab-ı Hak kendi kurallarını işletiyor bu konularda. Hidayet konusunda. اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى. Bu kişiler göz göre göre ahirete sırtlarını döndüklerinden mucize talepleriyle şu bu argümanlarla tav oldular. Bunlara razı oldular. Bunlara fit oldular. Çünkü maksatları günlerini gün etmek, dünyalarını yaşamaktan ibaret. اَفَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْتَغِي حَكَمًا. Yoksa Allah'tan başka bir hakem mi arayayım, arzu edeyim, isteyeyim? وَهُوَ الَّذ۪ي اَنْزَلَ اِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا. O'dur kitabı mufassal olarak size indirmiş olan. Dolayısıyla hükümleri orada bellidir. Bu hükümlere rağmen Cenab-ı Hak bunu özellikle bağlamdaki konu üzerinden gidecek olursak, bu bizi iç içe yaratmış olması, birimizi diğerimize fitne kılmış olması. Karşı çıkabilir miyiz? Cenab-ı Hak öyle söylüyor. وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً. Bu Allah Azze ve Celle'nin hükmü. Biri birinize sizi fitne kıldık. Bakmışsın fitne komşudan geliyor, düşman kafirlerden geliyor. Benzer fitneleri Cenab-ı Hak اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ. Çocuklarınızdan, eşlerinizden. Biri birimize fitne kılmış olması, iyileri kötüleriyle sınayan, test eden bir süreç oluşturmuş olması, Yüce Yaradan'ın, sınamak isteyen Yüce Yaradan'ın kendi kodladığı bir sınav süreci. Biz buna karşı kalkıp başkaldırıda bulunamayız. Söz konusu değil. Bunların hepsini anlatmış bize. Böyle yaptığını, böyle yapacağını. Çünkü öylesi mi, böylesi mi dediğimiz şeyde biz keyfiyet kullanamayız. Ama İçimizden bir babayı çıkıp bu zulümdür diyebiliyorsa, yani bunlardan bir tanesine, böyle değil, bu adil değil, adil olanı şöyle bir sınavdır diyebildiğimiz bir hükmü var mı Cenab-ı Hakk'ın? Orada samimiyetle bunu yapan biri varsa karşı çıksın. Ama akleden biz insanlar ne gördükse Rabbimiz, yani şu deminki söylediği şeyde, biliyorum bazılarınız böyle, yani Cenab-ı Hakk'ın ahirete iman etmeyenleri bunlara yem etmesi noktasında yahut her peygamberin karşısında böyle kombine bir düşman varlığının oluşturmuş olmasında ilk anda bir miktar böyle niye ki ne? Ama Yüce Aradan böyle hükmetti. İman ettik deyip اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا اَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوا. İman ettik deyip hiç fitneye uğratılmaksızın öylece bırakılacaklarını mı zannettiler? Bu bizim hükmümüz. Böyle olsun istedik demek ki. Ama Yüce Yaradan'ın hükmü öyle değil. O fitnelere uğratmayı hükmetti ve o kişinin imanını test edeceği süreçlere tabi tuttu. Peşi sıra işkenceler geldi Mekke'de, peşi sıra hicret geldi yerinden yurdundan olmak, peşi sıra Bedir geldi, peşi sıra Uhud geldi. Nice sıkıntılar. Bize de dönüp Cenab-ı Hak, siz de mi yoksa cennete gireceğinizi zannettiniz? وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذ۪ينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ. Sizden öncekilerin başlarına gelenler sizin başına gelmezden önce. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَى. Darlık, sıkıntılar, hastalıklar, düşman tasallutu onlara musallat oldu. Böylece onları sınadık. Bunlar Yüce Allah'ın sınavdaki hükümleri. Bunun özel planda kişindeki hükümleri, erkek olması, kadın olması. Ben erkekli dişili bir varlık yaratmış olmasınca olmaz dediğiniz zaman Yüce Yaradan'ın hükmüne meydan okuyorsunuz. Milliyet üzerine وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا. Sizi halklar ve kabileler üzere yaratırken de مِنْ ذَكَرٍ وَاُنْثَى. Bir erkek ve dişiden yaratarak. Cenab-ı Hakk'ın hükmü, isyan edemeyiz. Lisanlarımızı farklı farklı kılmış olması, geceleri uykuyu hükmetmiş olması. Yanlış buluyorum. Geceleri gidip yatıyoruz. Böyle bir yerlerde robot gibi bekliyoruz. Orada da başka bir şey olaydı. Yani o sen diyersin ama hükmünü icra eden yaratıcı kudret.
Biz onun var olan hükümleriyle yaşamı sürdürmek durumundayız. Eğdi mi küreyi, dönüp saatleri hemen bir saat ileri geri alıyoruz. Ona göre davranıyoruz. Gidip dünyanın bir tarafına bir kazık çakıp şöyle duracaksın diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Oradaki çaresizliğimiz neyse, güneşe karşı çaresizliğimiz neyse, ki bunlar Cenab-ı Hakk'ın yarattığı şeyler üstelik. Cenab-ı Hakk'a karşı çaresizliğimiz de bir o kadar, çok daha ondan fazla. Böyle yaratmış, böyle yaşayacağız. Ve böyle sınanacağız. Sınav kodlarına karşı meydan okuma diye bir şeyimiz, durumumuz olamaz. Neyi nasıl yapacağını da ancak ondan öğrenebiliriz. Ve bunu bize bildirmiş bulunuyor. وَهُوَ الَّذ۪ي اَنْزَلَ اِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا. Bu mufassal dediği kitap ile Cenab-ı Hakk'ın varlık, varoluşsal sorularımıza, kendi yegane varlığına ve ona karşı sorumluluğumuza dair hususları ve ispatları içeren bir kitap ile karşı karşıyayız. Dolayısıyla yan çizmek için mucize arayışı, ayrı argümanlar vesaire, bunlar ancak ahirete inanmayanların tav olacakları şeylerdir. Akleden kimseler bunları yemezler.